Gazi Mausa Lefkoşa Eski Anayolu Hastane Kavşağı'nda dün akşam saat 20.50 sıralarında meydana gelen feci kazada Flexilent isimli iş yerinde paketçi olarak çalışan motosiklet sürücüsü Azerbaycanlı 20 yaşındaki Heyder Aliyev hayatını kaybetti. Tuzla'da bulunan Saklıkent sitesine yemek siparişi götüren Heyder Aliyev dönüş yolunda EJ825 plakalı aracın altında kalarak olay yerinde can verdi. Kaza 29 yaşındaki Cafer Abdaldayem'in yönetimindeki EJ825 plakalı araçla Dağ istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyrederken hastane yoluna dönüşe geçtiği sırada Tuzla istikametinden Mausa istikametine doğru seyreden Heyder Aliyev yönetimindeki LR207 plakalı motosikletin önünü tıkayarak motosiklete çarpması sonucu meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle savrulan LR207 plakalı motor sürücüsü Heyder Aliyev o sırada olay yerinden geçen EL620 plakalı aracın önüne düşerek hayatını kaybetti. EJ825 plakalı aracın sürücüsü Cafer Abdaldayem ise gözaltına alındı. Gözledim yolunu, duymadım kokunu, öldürdün sen beni, gelmedin, gelmedin. Gözledim yolunu, duymadım kokunu, söz verdin, dönmedin, yitirdin sen beni. Gelmedin, gelmedin,
Merhaba arkadaşlar, Dağ Öğretim Ailesi ve öğrenci arkadaşlarım. Öncelikle hepinizi 26 Şubat 2013 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz Üniversitesi Dağ 3 Öğrenci Yurdu karşısından başlayacak ve CL Meydanı'nda son bulacak, ardından Hocalı Soykırımı'na atfedilmiş Hoca filmini Mustafa Afşin Ersoy Salonu'nda gösterimine beklemekteyiz. 85'i çocuk, 106'sı kadın, 8 ailenin tamamıyla mahvedildiği, 1275 kişinin esir alındığı, 613 kişinin hunharca katledildiği Hocalı Soykırımı 26 Şubat 1992 senesinde Rus ve Ermeni birlikleri tarafından 3 taraftan ablukaya alınarak ağır bombardımanla başlamıştır. Bu ağır bombardımandan kaçmayı başaran çok az sayıda kişi 10 kilometrelik ormanlık araziye -15-16 derece dondurucu soğukta geçerek Adam şehrine gitmeye çalışmışlardır. Yalnız ormanda bekleyen Ermeni askerleri tarafından katledilmişlerdir. O gece orada yaşananlar 1941-45 savaşlarındaki Nazi zulmünü bile unutturacak derecededir. Kocalı Soykırımı gecesi tarihte eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Ermeni doktor Zori Balayan, Türk çocuğu üzerinde gerçekleştirdiği vahşi tıbbi deneyini kendi kitabında şöyle dile getirmektedir. 3 Ermeni asker 13 yaşındaki Türk çocuğunu pencereye çivilemişlerdir ve ben onun sinesinden ve başından derisini yüzmeye başladım. Derisini tam yüzdükten sonra Türk çocuk 7 dakika sonra kan kaybından hayatını kaybetti. Ve ben bunu not almaktaydım. Akşam aynı işkenceyi 3 çocuğa daha yaptık diye dile getiren Zori Balayan, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranmaktadır. Lakin Interpol tarafından kırmızı bültenle aranmasına bakmayarak Ermenistan'da birçok resmilerle, aynı zamanda Ermenistan'ın hazırki Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ile birçok resimde, birçok karede yer almaktadır. Bu aranışa bakmayarak Interpol'ün Zori Balayan'ı hala bulamaması, Serj Sarkisyan'ın ve Ermenistan devletinin Zori Balayan'a verdiği özel desteği göstermektedir. Dünya birliklerinde yapılan birçok toplantıda, Avrupa'da yapılan birçok toplantıda Hocalı soykırımı, Hocalı katliamında yapılan cinayetler hep göz ardı edilmektedir ve hala ediliyor. O yüzden aziz arkadaşlar, her bir halkın milli azatlığı ve devlet müstakilliğine kavuşması için milli iradeye ve lidere sahip olmalı var. Bütün Azerbaycan halkını 28 May bayramı münasibetiyle tebrik ederim. Gün o gün olsun, bir sonraki bayramlarımızı Xankəndi, Şuşa ve diğer işgal olmuş rayonlarımızda qeyd edelim. Thank you.
Kişini yüreğimdə büküb saxlaram Gece gündüz dəniz kimi coşub çağlaram Canım söylə hardasın Yollarına gizli gizli baxıb ağlaram Şəklini yüreğimdə büküb saxlaram Gece gündüz dəniz kimi coşub çağlaram Söyle harda sana
duyadım duya duya. Bütün hayallerim birden düştü soya. Duymadım ben sana, duymadım duya duya. Yalvar sana mağlar, başkası yalanlar. Yalvar sana mağlar, başkası yalanlar. Sırtımda kal bıçak, içimde yaralar. Ayrılık düştü canım, benim içim kan ağlar. Yalvar sana mağlar, başkası yalanlar. Yalvar sana mağlar, başkası yalanlar. Sırtımda kal bıçak, içimde yaralar. Ayrılık düştü canım, benim içim. Ben üşüyorum, sanma ben yaşıyorum. Sensiz çok üşüyorum, sanma ben yaşıyorum. Seni çok özledim, hala özlüyorum. Bekledim gelmedin, artık ben ölüyorum. Seni çok özledim, hala bekledim gelmedin, artık ben ölüyorum. Yalvar sana mağlar, başkası yalanlar. Yalvar sana mağlar, başkası yalanlar. Sırtımda kal bıçak, içimde yaralar. Ayrılık düştü canım, benim içim kan ağlar. Yalvar sana mağlar, başkası yalanlar. Yalvar sana mağlar, başkası yalanlar. Sırtımda kal bıçak, içimde yaralar. Ayrılık düştü canım, benim içim. ...2014 yılın son 5 dakikasıydı. Azerbaycanlı talebeler olarak Şimal Kipri Türk Cumhuriyeti'nin Girne şehrinde keseceği inşallah 2015 ile ve bu bana alav olarak 31 dekabr dünya Azerbaycanlıların yer yüzünde olan ardısı 60 milyona yakın Azerbaycan halkının yeni il ve hamlemlik bayramını tebrik ederim. İnşallah 2015 yıl Azerbaycan problemlerle yaşadığı 2014 yılı üzülürüm. Problemlerle yaşadığı son yıl olar ve inşallah 2015 yılın sonunu siyasi, iktisadi veya herhangi bir problem olmadan başa vurarak Azerbaycan halkı olarak inşallah 2016 ile bütün Azerbaycan'da öz diğer şehirlerimize Urmiya, Tebriz ve diğer şehirlerde bu yeni ilimizi kaydediyoruz ve buradan da aynı zamanda
tüm Türk milletini ve Türk devletlerini ve Türk İslam dünyasını yeni yıl sebebiyle canı gönülden kutlar. Hepinize öpücükler. Nice mutlu yıllara birlikte inşallah.